Türkiye'deki ekonomik politikalar yani tamamen savaş endeksli olduğu için bu da halka yansıyor. Sonunda geldiğimiz noktada artık insanların adım atacak hali kalmadı. Bugün Ankara'da bir otobüs, bir dolmuş fiyat 25 lira olmuş. Yani insanlar işe gitmeye bile korkar oldular artık. Yani bırak iş aramaya gitmeyi, iş bulabilen nasıl gideceğini düşünmeye başladı. İnsanlar çok cüzi miktarlarla geçinmeye çalışıyorlar. Artık insanlar şey yapıyor, yani kendilerini sadece ve sadece yemek üzerine, yani günü kurtarmak üzerine yoğunlaşmışlar. Yukarıdakilerin, tepedekilerin koltuklarından kalkma niyeti yok. Halka gerçekleri anlatırlarsa da o koltuklarda oturamazlar. Esnaf olarak biz de son şeyleri oynuyoruz böyle. Yani kapatıp kapatmama şeyinde tereddütteyiz. Çünkü insanlarda gerçekten para yok. Müşteri bekliyoruz akşama kadar, bakın bomboş bütün dükkan. Engelli olduğum için yani hiçbir yerde çalışamıyorum. Şu an engelli maaşım için çıktım. Bugün yatmış. Sağ olsun. Yatan engelli maaşım. Doğalgaz ve elektriğimi ancak ödeyebilir. Kiracı olsa vay halime. Gider şurada kendimi bir arabanın altına atardım herhalde. Yani o kadar zor durumdayım. Bizim dilimiz, kültürümüz yok sayılıyor. Aha şimdi de bak adam takmış kafaya, halaylarımıza başlamış. Yani öyle bir durumdayız ki, yani komik bir durum, yani Türkiye'nin durumu. Çok komik bir durum. Çok gülünç bir durum. Bizi açlıkla terbiye etmesin. Biz çok aç kaldık. Alışkınız. Onlar düşünsün. Zam üstüne zam geliyor. Sabah kalkıyoruz bir zam, akşam yatıyoruz bir zam. Ülkemizin ekonomisi cidden hiç iyi bir durumda değil. Ülke de çok iyi bir yöne doğru gitmiyor. Onu da söyleyeyim. Türkiye politik konum olarak evet dünyanın en çiçekli böceklerinde yaşamıyor. Gerek bizim güneyimizde bir işte Kürt sorunu var. İşte zaten kuzeyimizde bir Ukrayna-Rus savaşı var. Yani bu noktada belki askeri harcamalar bir noktaya kadar anlamlandırılabilir. Ama bunun artık hangi noktada olduğunu halk da bilmiyor. Yani ben şu anda mesela bir vatandaş olarak şu anda sınır ötesi operasyonları ne durumda olduğunu bilmiyorum. Amacını da bilmiyorum açıkçası. Ama yani bu kadar büyük dertleri varken içte, yani dışarıya bu kadar açılmanın ben çok mantığı olduğunu sanmıyorum. Milliyetçi birisiyim. Yani ben bir Türk'üm. Yani ben kendi ana dilimi konuşuyorum burada. Ben herhangi bir sakınca görmüyorum aslında. Bir insanın orada önce yayayı hangi dilde gördüğü ve eğer o dil gerçekten evinde doğduğu, büyüdüğü dilse, yani neden olmaması gerektiğini bilmiyorum. Bunun yine bir güç savaşı olduğunu düşünüyorum. O belediyelerin tabii ki doğal bir talebi, yani orada yaşayan insanların doğal bir talebi. Ekonomi yönetimi, tasarımı, planı, geleceğe dair hesabı yok. Günü kurtarmaya dönük. Ama günü de kurtaramıyorlar. Dolayısıyla saldırıyorlar. 63 yaşındayım. 17-18 yaşında söylemeye başlamıştık. Bu memlekette halklar sorunu var. Bu gerçeği silahla, şiddetle bastırmaya çalışmanın karşılığı 40 yıldır süren bir savaş. Sorun Kürtlerin, Kürt sorunu kabulü ya da reddi sorunu değil. Sorun aslında sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda rant yaratılması sorunudur. Sorun artık ortada ama başka bir şey var. Zihniyet sorunu da var. Yani bu zihniyet sorunu düzelmedikçe ekonomi düzelmez. Ekonominin düzelebilmemiz için zihniyetimizin düzeltmemiz lazım. Bu savaşlar niye çıkıyor? Hepimiz biliyoruz. Yani insanların ölmesi gerekiyor ki o zengin olsun. Yani senin ölmen gerekiyor ki o zengin olsun.